merhabalar, ben Gökçe Şimşek. Bahçeşehir Üniversitesi 2015 Halkla İlişkiler mezunuyum. Şu an 41-29 grade marka yöneticiliği yapıyorum. 10 sene evvel halkla ilişkileri seçtiğimde, halkla ilişkiler şu anki kadar bilinmiyordu aslında. Ama her zaman yükselen bir yıldız olduğunu, o zaman da iletişimi seven, iletişimi araştıran insanlar olarak biliyorduk aslında. Ben tabii ki çok daha gençtim o zaman ama. Halkla ilişkiler sadece bir tanıtım olarak düşünmemek lazım. İçinde algı yönetimi, kriz yönetimi, imaj yönetimi, tüm bunları barındıran bir iletişim biçimi. O yüzden de diğerlerinden biraz daha ayrışıyor. Çünkü halkla ilişkileri günlük hayatınızda da kullanabilirsiniz. Yani sadece bir marka bazlı düşünmemek gerekiyor. Kişiler de halkla ilişkiler, ünlüler vesaire, herkesin hayatında kullandığı bir şey aslında. Ben okurken çok çok keyif almıştım bu yüzden. Ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde okumak gerçekten size diğerlerinden daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani diğerlerini de okumadım bilmiyorum ama Bahçeşehir'de okuduğum için çok mutluyum. Tekrar olsa tekrar orayı seçerdim. Akademik kadrosu olsun, her hocanın dersinde kafanız daha fazla açılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi öyle bir okul. Akademik kadroya zaten baktığınız zaman göreceksiniz. Hepsi kendilerinden fikir almak isteyeceğiniz, derslerine ders olmasa bile sohbet etmek isteyeceğiniz akademik kadrodan oluşan bir fakülte. Bahçeşehir Üniversitesi'nde halkla ilişkiler okumanın artılarından bir tanesi aslında okulun Karaköy'de olması. Yani hani değil uzaklık, İstanbul'a uzaklık, İstanbul'un kalbinde okuyorsunuz. Ve Karaköy iletişim bakımından bence kesinlikle mutlaka tatmanız gereken bir semt diye düşünüyorum. Çok keyifli bir yer. Okulun zaten terasına çıkıp Galata'yı görerek orada ders çalışmak, bir kahve yudumlamak bile sizi çok motive edecektir. Şimdi geçmiş yıllara gittiğim zaman okulda en çok nelerden zorlandığımı hatırladım aslında. Vizelerim mutlaka finallerden daha kötü olurdu. Çünkü vizelere çok çalışmazdım. Finallere geceleri uyumadan, kütüphanede sabahlayarak, Beşiktaş'taki kampüste, D terasta vesaire bir şekilde sabahlayarak çalıştığımı hatırlıyorum. Kola ve kahve içerek. Bunlar beni zorluyordu. Ama aslında en çok zorlayan 4. sınıftaki kampanyaydı. Siz de eğer tercih ederseniz 4. sınıfa geldiğinizde bunu göreceksiniz. O zaman yapmak çok zor geliyordu ama gerçekten iş hayatına geçtiğiniz zaman aslında onu yapmanın ne kadar size bir katkısı olduğunu, faydası olduğunu göreceksiniz. O yüzden mutlaka hocaların söylediği bütün kitapları okuyun. Hocaların söylediği her şeyi mutlaka içselleştirip yapmaya çalışın ki iş hayatınızda size faydası olsun. Ben şu an tekrar 10 sene öncesine dönsem Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkileri seçerim. Siz de eğer seçerseniz çok iyi bir tercih yapacağınıza emin olabilirsiniz. Sevgiler.